Bugün sizlere dünyanın en etkili ve en doğal antibiyotiğinden bahsedeceğim. Antik çağlardan günümüze ulaşan birçok tedavi yöntemi gibi gümüş de antik bir tedavi yöntemidir. 1938'lere kadar da bir ilaç çeşidi olarak kullanılmaktaydı. Bir antibiyotik belki 7 farklı hastalık organizmasını öldürebilir. Ama gümüş 650 farklı organizmayı öldürebilir. Antibiyotiğe dirençli gruplar ise gümüşe karşı koyamazlar. Koloidal gümüş ise 1920 ve 30'lu yıllarda Amerika'da birçok enfeksiyon tedavisinde yaygın olarak kullanılan pahalı bir tedavi yöntemiydi. Ucuz ve sentetik olarak üretilen penisilinin bulunması ile birlikte gümüş tedavisi rafa kaldırılmış ve sentetik antibiyotikler üretilmeye başlanmıştır. Elbette o dönemde pahalı olan gümüş tedavisine karşı yeni bulunan bu tedavi yöntemi çok daha ucuz ve kolayca ulaşılabilirdi. Böylece ilaç endüstrisi ticari kaygılar nedeniyle tüm dikkatini sentetik ilaçlar üzerine yoğunlaştırdı. Dolayısıyla bu kadar etkili ve doğal olan koloidal gümüş unutulmuş oldu. Günümüzde de yeni doğan bebeklerin gözlerine koloidal gümüş suyu damlatıldığını birçok kaynakta görüyoruz. İngiliz kraliyet ailesi dünya genelinde kanlarındaki gümüş nedeniyle mavi kanlılar olarak adlandırılırdı. Bunun sebebi ise gümüş tabaklardan yerler ve yiyecekleri gümüş kaplarda saklarlardı. Bu yüzden doktora da pek ihtiyaç duymuyorlardı. Romalılar ise gümüşün bu özelliklerini bildikleri için gümüş ile yanık gibi ağır yaraları, kesikleri ve diğer yara türlerini tedavi ederlerdi. Yunanlılar ise su ve şarap kaplarını bakterilerden temizlemek için kullanırlardı. Ayrıca Roma döneminde sadece gümüş kaplarda su taşıyan askerlerin savaşa gitmesine izin verilirdi. Çünkü Romalılar gümüş kapların suyu temiz ve saf tuttuğunu bir şekilde öğrenmişlerdi. Bunun yanında Hristiyanlık inancının Roma kültüründe kutsal su olarak bilinen ve Hristiyanların vaftiz yaparken kullandıkları su da saf gümüş iyonları içeren sudur. Bu suyun hastalıklardan koruduğuna ve bereket getirdiğine inanılır. Eski zamanlarda çok sık bir şekilde kullanılan gümüş, antibakteriyel özelliği nedeniyle yeniden gündeme geldi. Gümüş ipliğinden üretilen tekstil ürünleri bütün dünyada hızla yayılmaya başladı. Gümüş aynı zamanda %95'ten daha fazla oranda kızılötesi yansıtırlığa sahip olduğundan gümüşle temas eden radyoaktif enerjinin %95'i kaynağa geri dönecektir. Yani gümüş radyasyona karşı da etkilidir. Cep telefonları ve baz istasyonlarının yaydığı manyetik dalgalardan korunmak için gümüş giysiler tercih edilirken, gelecekte evlerimizde kullandığımız perdelerimizin gümüş ipliğinden üretilmesi olası bir durumdur. Gümüş hayvanlarda ve tarımda da etkilidir. İnsanlar ve hayvanlarda zararlı olan zirai ilaçlar elbette bitkiler için de zararlı. Bu nedenle koloidal gümüş suyu zirai alanda da kullanılabilir. Böylece yediklerimiz sayesinde zarar değil, fayda görmüş oluruz. Gümüş iyonları insan vücudundaki hücre membranı nedeniyle hiçbir hücreyle reaksiyona girmemekte ve zarar vermemektedir. Dolaylı olarak nano gümüşün insan sağlığına, hayvanlara, bitkilere, diğer bir ifadeyle çok hücreli canlılara zarar vermediği kabul edilmektedir. İşlev esnasında nano gümüş herhangi bir şekilde kimyasal reaksiyona girmediği için şekli bozulmamakta ve işlevindeki süreklilik devam etmekte. Bu nedenle sisteme sürekli gümüş ilavesi gerekmemektedir. Canlı bir hücreden daha küçük olan nano gümüş ile temas eden bakteri, virüs veya mantar hücrelerinin metabolizması bozulmakta ve elektrolit dengesi yok olmakta ve enzimleri etkisiz hale gelerek ölmekte. Vücuttan bağışıklık sistemi vasıtasıyla da atılmaktadır. Nano gümüş, virüs ve bakterilerin metabolizmalarını bozduğundan patojenlerin herhangi bir savunma ve bağışıklık sistemi geliştirme imkanları bulunmamaktadır. Hiçbir mikroorganizmanın nano gümüş karşısında 6 dakikadan fazla canlı kalamadığı tespit edilmiştir. Vücuda giren nano gümüşün 24 saat içerisinde doğal yollarla dışarı atıldığı tıp literatüründe geçmektedir. Faydalı enzimleri de öldüren kimyasal antibiyotiklerin aksine koloidal gümüş, insan vücudundaki faydalı enzimlere zarar vermeden sadece tek hücreli mikroorganizmaların enzimlerini yok eder.
1970'li yıllarda Syracuse Tıp Fakültesinden Dr. Robert Becker, koloidal gümüş üzerinde yoğun çalışmalar yapmaya başladı. Araştırmaları sonucunda gümüşün yalnızca bakterileri öldürmekle kalmadığını, bilinen tüm antibiyotiklere dirençli bakterileri de öldürüyordu. Daha ilginç olan ise bilinen antibiyotikler zaman içerisinde antibiyotiğe karşı bağışıklık geliştiriyorlardı. Ancak patojenler gümüşe karşı direnç gösteremiyor ve bağışıklık geliştiremiyorlardı. Dr. Becker'ın gümüşün iyileştirici özellikleri üzerine birçok çalışması bulunmaktadır. The Body Electric kitabında yaptığı deneylerde gümüşün insan hücresine zarar vermeden çeşitli bakteriler üzerinde işe yaradığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca gümüşün hastalığa neden olan patojenleri öldürmekle kalmayıp daha fazlasını yaptığı kanaatine varmıştır. Ayrıca yanık hastalarında ve yaşlılarda yaralı dokuların hızlı bir şekilde iyileştiğini, zararlı ve antibiyotiğe dirençli patojenleri öldürdüğünü ve kanserli hücrelerin ise normal hücrelere dönüştüğünü keşfetti. Dr. Becker'ın patentini aldığı gümüş iyonlar içeren bandaj ile doku iyileşmesini hızlandırdığı ve %100 başarı sağladığı kanıtlanmıştır. Science Digit Bilim Dergisi'nde Mart 1978 sayısında dikkat çeken önemli bir makale bulunuyor. Gümüş en güçlü mikrop savaşçımız. Bir antibiyotik olarak koloidal gümüş 650'den fazla hastalığa neden olan organizmaları öldürür ve dirençli patojenler gelişemez. Gümüş sahip olduğumuz en iyi mikrop avcısıdır ve kesinlikle toksik değildir. Doktorlar dahili olarak alınan gümüşün kolera, sıtma, diyabet ve ciddi yanıklara karşı işe yaradığını bildiriyorlar. 37 ülkede gümüş teknolojisini izleyen Silver Institute yönetici direktörü Richard Davis şunları söylüyor. 4 yıl içinde gümüşün sağlık alanında kullanılabilecek 87 önemli faydasını keşfettik diyor. Makale, biyokimyacı ve gümüş araştırmalarına öncülük yapan Dr. Harry Margraf'ın gümüş sahip olduğumuz en kuvvetli mikrop öldürücü sözüyle bitiyor. Amerikan Besin ve İlaç Dairesi FDA, koloidal gümüşü 1938 öncesi bir ilaç olarak tanımlamaktadır. 13.09.1991 tarihinde FDA tarafından yazılan bir raporda koloidal gümüş ürünlerinin 1938'den önce sunulduğu şekilde ve önerildiği hastalıklar için kullanılabileceği söyleniyor. Birçok yerde gümüşün sağlığa hiçbir faydasının olmadığı ve FDA tarafından da onaylanmış bilimsel bir kanıtının olmadığı anlatılır. Ancak bu konuya da şöyle açıklık getirmek istiyorum. İki tane çubuk şeklinde saf gümüş ile yaklaşık 100 litre koloidal gümüş suyu elde ediliyor. Bu 100 litre antibiyotik demektir. Dünya genelinde antibiyotik ilaçların pazar payını düşündüğümüzde korkunç bir para kaynağı anlamına gelmektedir. Eğer herkes evinde kolay bir şekilde doğal antibiyotik üretseydi, sizce sentetik olarak üretilen ve olağanüstü miktarlarda para kazanılan ilaç sektörü ne hale gelirdi?